üç noktanın bir üçgen oluşturduğunu biliyoruz. Herhangi üç noktayı alıyorum. Bu noktaya A, diğerine B ve şuradakine de C diyelim. Bu üç noktanın bir üçgenin köşeleri olduğunu söyleyebiliriz ve şöyle bir ABC üçgeni çizebiliriz. Biz daha önceki birkaç videoda bir üçgenin bir çevrel merkezi olduğunu öğrenmiştik. Ve bu nokta üç köşeye eşit uzaklıktadır. Yani bu üç noktaya eşit uzaklığa sahiptir. Bu merkezi bulabilmek için her bir kenara kenar orta dikmeler çiziyoruz ve bu kenar orta dikmelerin kesiştiği nokta ise ki her zaman tek bir noktada kesişirler, çevrel merkezdir. Bunu hemen hızlıca çizeyim. Şimdi bu bu kenarın kenar orta dikmesi olsun. Bu şu kenarın kenar orta dikmesi ve bu da bunun kenar orta dikmesi. Yani bunların hepsi dik ve bunlar her bir kenarı iki eşit parçaya bölüyor. Yani B ile bu nokta arasındaki mesafe bu nokta ile A arasındaki mesafeye eşittir. A ile bu nokta arasındaki mesafe de bu nokta ile C arasındaki mesafeye eşit. C ile bu nokta arasındaki mesafe bu nokta ile B arasındaki mesafeye eşittir. Ve tam şuradaki nokta daha önce konuştuğumuz gibi bu noktaya O noktası diyoruz. Bu nokta çevrel merkezdir. O noktası çevrel merkez. Şöyle bir gözden geçirelim. Doğrusal olmayan üç noktamız varsa bir üçgenimiz vardır. Bir çevrel merkeze sahip bir üçgen. Ve bu çevrel merkez üçgenin üç noktasına eşit uzaklıktadır. Yani üç köşesine. Ve üç köşe ile merkez arasındaki uzaklık, bunu farklı bir renkle çizeyim, O ile A arasındaki uzaklık, O ile C arasındaki uzaklık ve O ile B arasındaki uzaklık birbirine eşittir. Yani O A eşittir OC, o da eşittir OB ki bu da çevrel çemberin yarı çapıdır ve çemberler hakkında ilk konuştuğumuzda şunu öğrenmiştik bana bir nokta verirseniz ve biz bu noktaya eşit uzaklıktaki tüm noktaların konumlarını bulursak bir çember oluşur konum derken noktalar kümesini kastediyorum bana şurada herhangi bir nokta verirseniz, bu rastgele seçilmiş bir noktadır. Ve bir yarı çap belirlerseniz, bu iki boyutlu düzlemdeki merkezden bir yarı çap uzaklığında olan tüm noktalar kümesini belirleyebilirim. Bu da bir çember oluşturur. Evet, bu şekilde bir çember oluştururuz. Yani basitçe şöyle diyebilirsiniz. Bakın, eğer O merkeziyle başlarsanız ve O noktasına çevrel çemberin yarıçapı uzaklığında olan tüm noktaları belirlersem bir çember oluşturmuş olurum ve bu çember A, B, C noktalarını da içerecektir. Çünkü bu noktalar da O noktasından çevrel çemberin yarıçapı kadar uzaklıktadır. Yani onlar da bu kümenin içindeler. Yani bu çemberin görünüşü şöyle olacak. Çizebildiğim en iyi şekilde çiziyorum. Evet. Şu ana kadar konuştuğumuz her şey, daha doğrusu son birkaç dakika içinde konuştuklarımız geçmişi kısaca gözden geçirme amaçlıydı. Bunların hepsini biliyoruz ama ben bir gözden geçirelim istedim. Bunu oldukça ilginç bir fikre değinmek için yaptım. Yani siz bana üç nokta verirseniz, bu noktalar tek bir üçgen biricik bir üçgen oluşturur ve eğer özel bir üçgene sahipseniz ve şunu açıklığa kavuşturayım pardon bunlar doğrusal olmayan üç nokta. Evet yani bu üç nokta aynı doğru üzerinde yer almıyor. Aynı doğru üzerinde olmayan üç noktanız varsa bir üçgen ortaya çıkmış olur değil mi? Tek bir üçgen. Bu üçgen bir çevrel merkeze sahiptir ve çevrel merkezin yarıçapına sahiptir. Özel bir nokta ve bir yarıçap. Bu noktadan tam olarak yarıçap uzaklığındaki noktalar kümesi tek bir çember oluşturur. Tüm bunları gözden geçirdik. Tek bir üçgen hakkında konuştuk, tek bir çevrel merkezi ve tek bir çevrel çember. Bana doğrusal olmayan herhangi üç nokta verdiniz ve tek bir, biricik bir çember oluşturabildik. Çember oluşturmak için üç noktaya ihtiyaç duyarsınız. İki nokta aynı işlevi görmez. Aynı şekilde düşünecek olursanız, eğer bana 2 nokta verirseniz, burada sonsuz sayıda üçgen oluşur. Bu iki noktayla şunları oluşturabilirim çünkü üçüncü noktayı herhangi bir yere koyabiliriz. Bu üçgeni oluşturabilirim, şu üçgeni oluşturabilirim, şu üçgeni de oluşturabilirim ve. Tüm bu üçgenler farklı çevrel merkezlere ve yarı sahip olacaktır. Dolayısıyla bu üçgenlerin çevresine çizilen çemberlerde farklı çemberler olacaktır. Örneğin bu şu üçgenin etrafına çizilen çember olsun. Buraya da şu çemberi çizebilirsiniz. Açıkça gördüğünüz gibi iki nokta tek bir çemberden bahsedebilmek için yeterli değil. Üç noktaya ihtiyacınız var. Üç nokta tek bir çevrel çembere sahip tek bir üçgen oluşturur. Bu harika bir olay. Diğer bir soru ise şu. Eğer bir çemberiniz varsa ve eğer bu çemberin içine köşeleri çemberin üzerinde bulunan herhangi bir üçgen çizilmişse acaba bu çemberin merkezi aynı zamanda üçgenin çevrel merkezi midir? Şimdi biraz bunu düşünelim. Çünkü burada bazı sezgisel olaylar var. Şuraya bir çember çizelim merkezi tam şurada olsun. Ve rastgele bir üçgen çizersem tüm köşeleri bu dairenin üzerinde olan acaba bu merkez aynı zamanda bu üçgenin çevrel merkezi midir? Evet. Bu çılgın durumu çizeyim. Şöyle bir şey çizeyim ki dikkat edin merkez tamamen üçgenin dışında. Şöyle görünen bir üçgenimiz var ve açıkça görülüyor ki tüm köşeleri çemberin üzerinde. Şöyle diyebilirsiniz. Hey, bunun bir çevrel merkez olmasına imkan yok. Bu üçgenin içinde bile değil. Ama hatırlarsanız bu nokta yani merkez çemberin üzerindeki tüm noktalara eşit uzaklıktadır değil mi? Şunu söylemeliyim ki bu çemberin üstündeki her nokta bu noktaya eşit uzaklıkta. Hepsi bir yarı çap uzaklığında ve bu üçgene ait üç nokta da çemberin üzerinde yani onlar da merkeze tam olarak bir yarı çap uzaklığında. Şuradaki noktaya yani bu uzaklık yarı çap buradaki uzaklıkta yarıçap ve aynı şekilde şuradaki uzaklıkta yarıçap yani bu nokta bu noktaya ve şu noktaya kesinlikle eşit uzaklıkta. Bunun kesinlikle üçgenin köşelerine bir yarıçap uzaklığında olduğunu biliyoruz. E o zaman bir önceki videoda kanıtladığımız gibi bu iki noktaya eşit uzaklıktaysa bu kesinlikle şu kirişin kenar orta dikmesi olmalıdır. Evet. Bu iki noktayla birleşir kenar orta dikme. Bu diktir ve bu kirişi iki eşit parçaya böler. Aynı şeyi şuradaki kiriş için de söyleyebiliriz. Çünkü bu nokta merkezden bir yarı çap uzaklığındadır. Buna O noktası diyelim çünkü bu nokta demekten yoruldum. O noktasına eşit uzaklıktadır. Bunları da adlandırayım. A, B, C diyelim. O noktasının C ve B noktalarına Eşit uzaklıkta olduğunu söyledik. O zaman bu BC'nin kenar orta dikmesidir. Aynı zamanda A ve B noktalarına da eşit uzaklıkta. Çünkü ikisinden de bir yarıçap uzaklıkta. A ve B bu çemberin üzerinde. İkisi de merkeze yarıçap uzaklığında. Şimdi biraz daha düzgün çizeyim. O zaman bu aynı zamanda kenar orta dikme üzerindedir ve son olarak O noktası A ve C noktalarına da eşit uzaklıktadır. İkisine de yarı çap kadar uzaklıkta. İkisi de çemberin üzerinde. O zaman aynı zamanda AC'nin kenar orta dikmesi de buradan geçecektir. AC şurada. İlginç olan nokta ise 3 tane kenar orta dikme, üçgenin 3 üç kenarına ait olan bu üçü kesinlikle kesişirler. Ancak bu kesişim noktası üçgenin dışındadır. Ve bu nokta çemberin merkezidir. Son olarak o noktası A ve C'ye eşit uzaklıkta. Yani bu A ve C'nin kenar orta dikmesi üzerinde. Ki bu da şöyle görünecek. Yani şöyle ki özel bir noktada kesişen 3 kenar orta dikme görüyoruz. Ve o gerçekten de çevrel merkez. Yani herhangi bir çemberi ele alırsak ve köşeleri bu çemberin üzerinde olan herhangi bir üçgen belirlersek bu çemberin merkezi üçgenin çevrel merkezidir. Yani çevrel merkezi bu üçgenin dışında olabilir. O noktası aynı zamanda bu üçgenin de çevrel merkezi olacaktır ve O noktası aynı zamanda bunun da çevrel merkezidir. Ayrıca tüm bu üçgenlerin ve çizemediğim daha daha fazlasının kenar orta dikmeleri de O'da kesişecektir. Çok ilginç.